Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kahvaltılık sosis şiş yapıyorum. Kahvaltılarımız süsleyecek harika bir sosislerimiz oldu. Yapımına geçelim. Kaşarımı ben böyle ince ince kestim. Siz hazır da alabilirsiniz. Benim elimde hazır yoktu. Ben keserek elde ettim. Sosislerimizi üzerine koyalım. Şöyle bir saralım. Bu şekilde. Ben akşamdan yaptım, kaşerlerimiz güzel yapışsın sosislerimize diye. Evet, tekrar saralım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir tabağımızı alalım. Üzerine streçi serelim ve buzdolabımızda bekletelim. Ve sabah oldu şimdi. Yumurta, iki yumurtamızı çırpalım. Üzerine 1,5 su bardağı sütümüzü ekleyelim. 2 su bardağı da unumuzu ekleyelim. Bir çay kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da pul biber ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Sonra da çırpalım. Üzerine yarım çay kaşığı da karbonat ekledim. Tekrardan çırpalım. Evet, mikserimizde işimiz bitti. Mikserimizi toplayıp spatula ile şöyle bir toplayalım etrafını. Kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, sosislerimizin tam orta yerine gelecek şekilde şişimizi geçirelim. Evet. Bu şekilde bir tane daha gösterelim. Evet arkadaşlar, sosumuzu büyük bir bardağa kepçe yardımıyla alalım. Büyük bardak neden kullanıyoruz? Şişlerimiz uzun diye büyük bardak kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde dolduralım. Ve ben tavama bir su bardağı kadar yağımı koydum, ısıttım. Şimdi şişlerimizi bardağımızın içerisindeki sosumuza bandıralım ve yağımıza bırakalım. Bu şekilde. Yapımı çok kolay, lezzeti bir o kadar harika olan sosis şişlerimizi kızartalım. Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlara küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Bana desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz bu saatten sonra kanalıma abone olabilir, bana destek verebilirsiniz. Ve kağıt peçete serdiğimiz tabağımızda sosislerimizi çıkartalım. Arkadaşlar, bu sosis şişlerimizi kahvaltıya mutlaka yapın diyorum. Bana da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Lezzetini, tadını oradan da konuşalım isterseniz. İki tane sosis şişimiz kalmıştı. Onu da sosumuza bandırıp tavamıza bırakalım. Onları da kızartalım. Ve sosis şişlerimizi servise alalım. Evet arkadaşlar, yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.